Ev Avcısı bugün Kuşadası Karaova mevkiinde. Bugün sizlere tek müstakil, köşe konumunda olan, geniş bahçesi olan, komşularınızla izolasyon ve mahremiyetin maksimum seviyede olduğu özel garajlı villamızın tanıtımını yapacağım. Şimdi evimizin giriş bölümündeyiz. İsterseniz hemen içeriye geçelim. Evet, villamızın kapısından geçiyoruz ve burası garaj bölümü. Çok rahat 2 araç ve hatta 3 tane aracı alabilecek bir bölüm. Aracınızla geldiğiniz zaman otomatik garaj kapısından giriyorsunuz, aracınızı park ediyorsunuz ve eve giriyoruz. Evin ön tarafında bu bölüm pergole ile ve camlarla kapatılmış durumda ve çok da keyifli, izole bir alan olmuş burası. Buradan hatta güzel çiçeklendirdiğinizi düşünürseniz çok keyifli bir alan var ve ayrıca belki ayakkabılık ve portmantonuzu ekstra olarak burada kullanabilirsiniz. Evet, şimdi hemen giriş kapımızdan salonumuza geçiyoruz. Salonumuza geçerken şunu göstermek istiyorum. Burada hemen sol tarafta bir portmantomuz ve ayakkabılığımız mevcut. Ve hemen salonumuza girdik. Salonumuz 40 metrekare büyüklüğünde ve bütün cephelerinde cam var. Bu camlar aynı zamanda 2 tanesi açılıyor. Diğer taraftan da geniş bir kapı var. PVC kapımız mevcut. Her iki tarafı da açılabilen ve dışarı bölüme çıkabiliyoruz. Şimdi dışarıya çıkmayacağım. Burayla ilgili birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Evde gördüğünüz bütün eşyalar evin fiyatına dahil. Burada bir tane klimamız var. Isınma sistemimiz katı yakıtlı ve bütün kaloriferlerimiz aktif durumda. Bu bölümde yerler ve mutfak bölümü seramik şekilde devam ediyor. İsterseniz buradan hemen mutfak bölümüne geçelim. Evet. Mutfak bölümümüz 17 metrekare. Geniş bir mutfağımız var. Herhalde videoda görülüyordur diye düşünüyorum. Burada L şeklinde gene çok büyük bir tezgahımız var. Evet, tezgahımızın lavabo bölümünde güzel bir aydınlık giren geniş bir pencere var. Bunun bir bölümü de açılıyor. Hatta sinekliği de burada mevcut. Çok yeteri miktarda dolabınız var. Bunlar da bakacak olursak evet gayet güzel. Alt bölümde birçok çekmeceleriniz var. Yani mutfak bölümünde bütün ihtiyacınızı karşılayabilecek kadar dolabınız ve çekmeceleriniz mevcut. Hatta buzdolabının yanında da Doruk'cum burayı gösterebilirsin istersen. Bakın raflarınız mevcut. Şunları da gösterelim. Evet. Alt bölüme geçiyoruz. Buranın da bir detayını görürsek. Mutfak bölümünde de başka söyleyeceğim bir şey kalmıyor herhalde. Burada geniş bir buzdolabının gireceği bir alan bırakılmış. Orada da bulaşık makinamızın alanı mevcut. Evet. Buradan bahçe bölümüne çıkıyoruz. Bu geniş kapımızdan hemen sinekliğimizi de açtıktan sonra bahçe bölümüne çıkabiliriz. Sizlere geniş bir bahçenin olduğunu söylemiştim. Herhalde bunu görebiliyorsunuzdur. İzolasyondan ve mahremiyetten bahsetmiştim size. Burada serbileri görürseniz herhalde 5-6 metre boyunda, yani sizin çatınızla hemen hemen aynı seviyede olan servilerle kaplı bütün evin çevresi. Zaten köşe konumunda ön tarafta yola bitişik. Sadece şurada arka bölümde çok az bir hava sirkülasyonunun olacağı ve güneşin bir miktar girebileceği bir alan bırakılmış. Bir miktar diyorum ama çok geniş bir ışık da buradan evinize süzülüyor. Bu taraf batı bölümü. Şu anda da güneş batmak üzere. Bu arada bugün ayın kaçıydı Doruk? 18'i. 18 Aralık'ta ve ben gömlekle Kuşadası'nda durabiliyorum. Havada gayet güzel bu arada. Bunu da söylemiş olalım. Gayet geniş bir veranda alanımız var. Bayağı geniş. Bu arada hemen şunu da söylemek istiyorum. Size bahçe alanından bahsetmiştim. Çok geniş bir bahçe alanımız var ve otomatik sulaması mevcut. O yüzden sulamakla da hiç uğraşmayacaksınız. Otomatik sulamamız var. Evet. Alt katımızda şurada merdiven altında değerlendirilmiş bir depolama alanı mevcut. Ve girişte de bir lavabo tuvaletimiz var. Alt katımız bu kadar. Hemen şimdi isterseniz üst katımıza çıkalım. Evet. Küçük bebeği ve çocukları olanlar için burada bir koruma da yapılmış. Evet. Merdiveni geçerken şunu göstermek istiyorum sizlere. Burada gün ışığından faydalanmak için uzun bir dikdörtgen şeklinde aydınlatma var. Gayet güzel bir doğal aydınlatma alıyor. Hemen merdivenlerden çıkar çıkmaz sol tarafa geçtiğimizde ebeveyn odamız bizi karşılıyor. Evet, ebeveyn odamız 20 metrekare, bu banyoyla dahil. Ebeveyn odamızda bir de banyo tuvaletimiz mevcut. Ebeveyn odamızda burada 4 kapaklı bir dolabımız var. Ayrıca L şeklinde burada bir dolap kullanılmış. Bu dolap avantajlı olmak üzere şu şekilde açılıyor ve geniş bir hacme sahip. Evet, bunu da gördüysek kapatıyorum. Aynı zamanda burada dikey pozisyonda bir dolabımız daha var. Evet, burada bir klibamız mevcut. Hemen karşı bölümde de bir penceremiz var. Buradan doğal ışık alıyor ve gördüğünüz gibi buradan sadece bu servileri görüyorsunuz. Hiç komşularınızla muhatap olmuyorsunuz. Hemen buradan ebeveyn banyomuza giriyoruz. Gayet yeteri miktarda, büyüklükte bir ebeveyn banyomuz var. Burada bir Hilton lavabomuz mevcut. Duşakabinimizi görüyorsunuz. Ve buradan bir de size bu odadaki balkonu göstermek istiyorum. Çünkü geniş bir balkona sahip burası. Bütün bahçeye hakim. Evet. Evet, buradan bütün bahçeye hakimsiniz ve tam akşam güneşini buradan alabiliyorsunuz. Buradan çıkalım. Üst kattayız. Üst kattaki bir diğer odamıza geçiyoruz. Bu katta 3 odamız var. Burası aşağı yukarı 12-13 metrekare büyüklüğünde kare yapıya sahip birinci oda. Burada da 5 kapaklı bir dolap koyulmuş. Bayağı da derinliği var. Nereden baksanız herhalde bir 70-80 santim derinliği olan bir dolap. Üst katta yerler laminent, parkeyle kaplı. Koridorlarımız gene fayans. İkinci odamıza geçiyoruz. Burası da yerler laminent parke. Burada iki cephede pencerelerimiz mevcut. Burası da aşağı yukarı 12-13 metrekare büyüklüğünde. Burası bahçe alanını görüyor. Diğer pencereye de bakacak olursanız buradan buranın önü gayet açık. Denize kadar görebiliyorsunuz. İsterseniz şimdi Doruk sizlere bunu da göstersin. Bu odada da klimamız mevcut. Bu üst katta, ebeveyn odasında ve bu odada klimalar var. Ve buradan hemen son olarak ortak tuvalet ve banyomuza geçiyoruz. Evet, burası ortak banyomuz ve burası çok geniş. Gerçekten tam 7,5 metrekare bir alanı var. Neredeyse bir oda büyüklüğünde. Burada bir adet duşakabinimiz mevcut. Ve evet, buradan da çıkalım ve videomuzu sonlandırmak üzere benim en çok keyif aldığım, isterseniz bahçe bölümüne geçelim. Sizlere şunu söylemek istiyorum, biraz toparlayayım isterseniz bütün bilgileri. Evimiz 185 metrekare kapalı alana sahip. 3 oda, 1 salon ve L şeklinde giden alt bölümde mutfağı var. 2 araçlık bir otoparkımız mevcut. Hatta 3 araç bile alabilir. Aynı zamanda garajımızın kapısı otomatik. Bütün cam ve pencerelerimizde otomatik panjur sistemi var. Geniş bir bahçesi ve en önemli özelliği de kesinlikle dış ortamdan yalıtılmış, çok mahremiyete sahip olan bir villa, köşe konumunda. Bir de şu bilgiyi vermek istiyorum ben sizlere. Burası lokasyon olarak şehir merkezine çok yakın. Aracınızla çok rahat bir şekilde 8-10 dakikada şehir merkezine gidebilirsiniz. Burada AVM size çok yakın. AVM'ye yürüyerek bile gidebilirsiniz ama aracınızla 2-3 dakika içinde çok rahat bir şekilde AVM'ye ulaşabilirsiniz. Denize gene çok yakın bir bölgedesiniz. Nasıl diyeyim ben size? En güzel, buranın bütün plajları çok güzel gerçi ama çok rahat aracınızla gene 8 dakikada, 10 dakikada gidebilirsiniz ki bu rakamları size gerçekten biraz böyle abartarak ve uzatarak söylüyorum. Daha kısa sürelerde bile gidebilirsiniz. Son olarak bu villamızla ilgili küçük bir sürprizimiz var. İsterseniz şimdi de ona bakalım. Evet, burada bir kapımız var ve bu kapıdan geçiyoruz. Geçemiyoruz. Evet, bu kapımızdan geçiyoruz ve havuzumuza ulaşıyoruz. Evet, sitenin havuzu burada. Hemen kapınızdan geçiyorsunuz ve sitenin havuzuna ulaşabiliyorsunuz. Evet. Umarım bu villamızı beğenmişsinizdir. Fiyatı altına yazıyorum. Emin olun bu şartlarda tek müstakil, bu özelliklere sahip, bu fiyatta bir villa bulmanız çok zor. Ev almak, ev satmak, kiralamak isterseniz lütfen hemen bizimle iletişime geçin. Ev Avcısı'nı YouTube'da, sahibinden.com'da, Instagram'da, Facebook'ta her yerde bulabilirsiniz. Ev almak mı istiyorsunuz, satmak mı istiyorsunuz, kiralamak mı istiyorsunuz? Lütfen bize hemen ulaşın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.